Hazırlık videolarından sonra nihayet bu videoda kısmi türevli diferansiyel denklemlere ilişkin bir çözüm metodu ile ilgili konuşmaya başlıyoruz. Bu metodun adı değişkenlerin ayrılması metodu olacak ve hemen bu metodun hangi ifadelere uygulanacağını söyleyerek başlayalım. Lineer, homojen sınır değerlerine sahip yine lineer, homojen kısmi türevli diferansiyel denklemlerin çözümü için bu metodu kullanıyor olacağız. E, spesifik olarak ise bir boyutlu ısı denkleminin çözümünde ileride dalga denkleminin çözümünde ve Laplace denkleminin çözümünde bu metodu kullanıyor olacağız. Dolayısıyla bizim için önemli bir metot e, ve e, bu metodun nasıl çalıştığını açıklamaya çalışalım şimdi de. Şöyle ki eğer çözüme u x virgül t dersek u virgül t bizim kısmi türevli diferansiyel denklemimizin çözümü olan fonksiyon olsun bu çözümün f(x) çarpı gt formunda yazılabileceğini öngörerek başlıyoruz. Ee, yani x'in bir fonksiyonu çarpı t'nin bir fonksiyon şeklinde yazılabiliyor diyoruz çözümümüz. Öngörümüz bu. Bu öngörüyü niye, neye göre böyle yapıyoruz diyeceksiniz. Ee, bunun cevabı şöyle ki işe yarıyor. Yani böyle, böyle bu öngörü yapmak işe yarıyor. Bu öngörüyü kullanarak bir çözüm yolu oluşturabileceğimizi düşünüyoruz önce. Daha sonra da ...deniyoruz, bakıyoruz yerine koyup, e, oluyorsa e, dolayısıyla işe yarar bir metot geliştirmiş oluyoruz. Öyle değil mi? Bu şekilde düşünebiliriz. Dolayısıyla e, çözüm formumuz e, bu olacak. X'in bir fonksiyonu çarpı T'nin bir fonksiyonu şeklinde olabildiğini öngörüyoruz. Daha sonra bu öngörümüzü denklemde yerine yazıyor olacağız. Yerine yazacağız ve değişkenleri ayıracağız. Bunları nasıl yapacağımızı örnek üzerinde göreceğiz. Ve daha sonra sınır şartlarına ya da sınır değerlerine bakacağız. Sınır değerlerine sağlamasını sağlayacağız ifadelerin. Ve sonuç olarak ise bu metodun sonucu olarak ise kısmi türevli bir diferansiyel denklemden iki tane adi diferansiyel denklem elde edeceğiz. Yani bakın kısmi türevli bir diferansiyel denklem bu metodu uyguladık hop çözüm elde ettik. Böyle bir şey yok. Ee, sadece... Bu metodu uyguladıktan sonra kısmi türevli bir diferansiyel denklemden iki tane adi diferansiyel denklem elde etmiş oluyoruz. Daha sonra da bu iki tane adi diferansiyel denklemi çözüyor olmamız gerekecek tabii ki. Ancak bu metodun uygulanma amacı bu iki adi diferansiyel denklemi elde etmek olacak. Bunu söyleyelim. Bir de not olarak şunu yazalım ki bunun da ne demek olduğunu daha sonra da zaten örnek üzerinde göreceğiz. E, tabii ki çözümün başlangıç değerini ya da değerlerini sağlaması konusunu aslında sonraya bırakacağız. Daha sonradan işte ısı denkleminin çözümü anlatırken, dalga denkleminin çözümü anlatırken falan. Bu başlangıç değerlerini de sağlaması nasıl e, yapılıyor, nasıl sağlanıyor bu? E, bunu daha sonra konuşuyor olacağız. Onlarla ilgilenmeyeceğiz. Şu, yani bu konuyla ilgilenmeyeceğiz şu anda. Sınır değerlerine bakıyor olacağız sadece. Değişkenlerin ayrılması metodu ile ilgili konuşurken. Evet şimdi tabii ki bu birazcık böyle havada kaldı değil mi? Bir örnek üzerinde. Bunların ne olduğunu adım adım görelim. Ve bu değişkenlerin ayrılması metodu neymiş? Nasıl uygulanıyormuş da bize iki tane adi diferansiyel denklem veriyormuş bir kısmi türevi diferansiyel denklemden. Bunu örnek üzerinde göstermeye çalışalım. E, tabii ki örneğimizde şöyle olsun. Tabii daha sonra üzerinde uğraşacağımız bir ifade olduğu için ısı denklemi üzerine konuşalım. Mesela şöyle bir ısı denklemi verilsin. U'nun T'ye göre kısmi türevi eşittir. K çarpı U'nun... X'e göre ikinci türevi. Bu bizim ne, ne, bu ısı denklemi değil mi? Bildiğimiz ısı denklemi. Bu verilsin. Ve de e, şu bizim başlangıç şartımız olsun. U x 0 eşittir f olarak verilsin. Ve e, bu başlangıç e, şartı ya da başlangıç değeri diyebiliriz. Ve de e, şunlar da bizim sınır değerlerimiz olsun. U 0 t eşittir 0. U l virgül t eşittir 0. Bunlar da nedir? Sınır değerleri, sınır değerleri. Şimdi bu ifadeye değişkenlerin ayrılması metodunu uygulayacağız. bunu Tabii bunu uygulamadan önce tabii ki bunun ne anlama geldi. Şimdi bunu yazdık, bu ısı denklemi şu, değil mi? Bunu tanıyoruz. Bu ısı denklemi ve bu iş ne anlama geliyor? Şimdi buraya yazdığımız başlangıç değerleri, sınır değerleri falan. Bunu da söyleyeyim. bunu bilmemiz lazım. Ne yaptığımızı bilmemiz gerekiyor çünkü. Bu şu anlama geliyor. Bakın. Şu başlangıç değeri ya da başlangıç şartı olarak verilen ifade ne anlama gelir? Mesela metal bir çubuk düşündüğümüz zaman, metal bir çubuk düşünelim. E, bu metal çubuğun buradaki burası T değil mi? T0 anında bu çubuktaki sıcaklık dağılımını gösteriyor aslında değil mi? Mesela her noktadaki sıcaklığı ne oluyormuş? Değişen x'lere göre e, sıcaklığın değerini ifade ediyor bu başlangıç şartı. Ee, başlangıç şartı bunu söylüyor. tabii bunu mesela e, gel, hani mesela uygulamada şöyle olduğunu düşünelim. Belki de işte başladığımız andaki durumu ölçülüyor, değil mi? Yani bir şekilde ölçülüp bu verinin sağlandığını düşünüyoruz bize. Ee, ve şuradaki sınır şartları ne anlama geliyor? Bakın sınır değerleri ya da bu ne anlama geliyor? X yerine 0 yazdığımızda bu uçtaki e, e, neyi söylüyor bize? Bu uçtaki sıcaklığı ifade ed ediyor, değil mi? Bu U sıcaklığı ifade ediyordu zaten biz bunu biliyoruz ısı denkleminde. Dolayısıyla uçtaki sıcaklık neymiş? Bu uçtaki sıcaklık sıfırmış. Ve L virgül sıfır da şu uçtaki mesela çubuğun boyu L kadarsa bu uçtaki sıcaklığı ifade ediyor. Bu uçtaki sıcaklık sabit ve sıfır oluyormuş. Yani buna ne diyebiliriz mesela? Bu metal çubuğun işte ne bileyim belki uçlarını buz, buzda filan tutuyoruz değil mi? Belki de böyle bir şey yani. Bunun sıcaklığı sıfır olarak sabit olarak tutuyormuş iki ucunda sıcaklığını. Bu o anlama geliyor. Şimdi bunu bu şekilde bilelim. Şimdi de bu değişkenlerin ayrılması metodunu bu ifadeye bakalım bir uygulayalım. Ne elde ediyoruz? Şimdi değişkenlerin ayrılması metoduna göre ne yapıyorduk? Bir kere çözüm öngörümüz şöyle oluyordu değil mi? Ux virgül t eşittir diyoruz. E, fi x fi x çarpı gt formunda yazılabileceğini öngörüyorduk ve bunu böyle öngördükten sonra denklemde basitçe yerine yazıyoruz ifadeyi. U yerine bu ifadeyi yazıyoruz artık bunu öngördüğümüze göre. Yazarsak ne olur? Eee t'ye göre türevi u yerine şunu yazacağım değil mi? U yerine bunu yazacağım için böyle yazıyorum. fi x gt eşittir k çarpı ne yazabilirim? U'nun x'e göre ikinci türevi. X'e göre ikinci türevi e, tabii ki U yerine de yine e, şu ifadeyi yazıyor olacağım. Fi X çarpı G T. Böyle yazdıktan sonra e, bu ifadeyi birazcık e, düzen, düzenli yazalım. Çünkü neden? Bakın şuradaki ifadede bu ifadeye baktığınız zaman T'ye göre türev alıyoruz. E burada X'li bir ifade var. Yani T'nin gözünde bu sabit gibidir değil mi? Bu X'li ifade sabit gibi olacaktır. Dolayısıyla bunu dışarı alabiliriz aslında. O halde bu ifadeyi şöyle de yazabiliriz bakın. Fi x, fi x çarpı aslında bu basitçe g'nin t'ye göre türevidir değil mi? Sadece t g'nin t'ye göre türevini almak yeterli bu durumda. Eşittir şöyle yazabilirim. Ee, yine burada da aynı şekilde mesela buradaki t'li ifade buradaki x'e göre türev aldığımızda bunun gözünde sabit gibi olacaktır. Dolayısıyla bunu dışarı alabiliriz. Bu da ne olacaktır? k çarpı g t çarpı ne olacaktır? Fi'nin değil mi? f'nin x'e göre ikinci türevi. Böyle yazabiliriz ifadeyi. Bunun bir sakınca yok herhalde. Şimdi burada e, bir düzenleme yapıyoruz. Değişkenleri ayırıyoruz. Şimdiki adımımız bu. Değişkenleri ayırmak ne demek aslında? E, G'li şeyleri bir tarafa toplayalım. Fiili şeyleri de bir diğer tarafta toplayalım. Amacımız bu olacak. E, o halde bu ifadeyi şöyle yazabiliriz. GT yazmıyorum, mı? Her defasında T'nin yaz T'nin bir fonksiyon olduğunu biliyoruz zaten. Dolayısıyla G yazacağım sadece GT yerine de. Bu ifadeyi şu şekilde yazabiliriz. Bakın 1 bölü KG. K'yı da bu tarafa aldım. E, bu tarafta yazıyorum. Nedenini de söyleyeceğim birazdan. E, G'nin T'ye göre türevi eşittir. 1 bölü fi değil mi? Fi x'de yazmayalım. Fi yazayım bunun yerine. X'in bir fonksiyon olduğunu bilelim tabii ki. 1 e, bölü fi çarpı değil mi? Fi'nin x'e göre ikinci türevi. Bu halde yazabilirsin değil mi? Basit bir işlem yaptım sadece. E, burada e, şunu not olarak yazalım. Bakın K'yı, K sabitini, bu, bu sabittir değil mi? K'yı e, birinci derece, birinci derece diyelim, birinci derece türev olan kısma aldık değil mi? Kısma aldık. bunun e, Bunu böyle yapıyoruz. Neden böyle yapıyoruz? E çünkü bize kolaylık sağlayacak. Ee, bu bize kolaylık sağ, sağlıyor olacak böyle yapmamız, bu nedenle yapıyoruz. Bunda ne kolaylık sağlıyor aslında, çözümü yaparken göreceğiz ama belki hemen fark etmeyiz ama bu böyle, ee, bu şekilde bunu aklımızda tutalım. Sonuçta böyle yapabiliriz, değil mi? Yani bir sakınca yok. Ee, bu formda yazdıktan sonra bakın, şöyle bir bu ifadeye bir bakalım. Şimdi bu ifade bize ne söylüyor? Değişkenlere de ayırdık tamam, eyvallah. Ama e, ne yapacağız şimdi? g'nin t'ye göre türevi, e, fi'nin x'e göre türevi falan var burada değil mi? İkisi de birbirine eşit olacakmış. Burada aslında şuradaki g de yine nedir? t'li bir ifade. Buradaki fi de x'li bir ifade. Bir kere t'li bir ifade, x'li bir ifadeye eşit olacak. Yani bu nasıl olabilir? Yani na, na, ne ne diyebiliriz? Ne, ne olursa olabilir bu. Ancak ve ancak bu eşitliğin yani ikisinin de e, aynı skalar sayıya eşit olması gerekir değil mi? Yani bu t'li bir şeyin x'li bir şey eşit olabilmesi için. Böyle diyeceğiz değil mi? Bu skaler sayıya da aslında mesela ne diyelim? Mesela lambda gibi bir skaler sayı olabilir bu. Ancak bu eşitliğin doğru olabilmesi için. Ee, buraya da tabii lambda gibi skaler sayı. Ancak biz buraya şöyle diyeceğiz. Eşittir, eksi lambda diyeceğiz. Bu lambda ne? Herhangi bir skaler sayı. Skaler sayı. 2, 3, 5 neyse onun gibi bir skaler sayı olduğunu düşünün bunun. burada eksi işaretini kullanıyor olmamızın da bir nedeni var. bize bir kolaylık sağlasın diye. Yoksa başka bir amacı yok. Çözümü yaparken bir kolaylık sağlasın diye. Ki onu da aslında birazdan görüyor olacağız niye eksi yazdığımızı. bu şekilde yazacağız ifadeyi. Şimdi bu işi bu şekilde yazdıktan sonra ifadeyi aslında biraz düzenleme yapmamız gerekecek. Bunu birazcık düzenleyecek olursak bu ifadeden yararlanarak şu eşitlikleri yazabiliriz değil mi? G'nin T'ye göre türevi eşittir ne olacaktır? Eksi K çarpı G çarpı ya da şöyle lambda'yı önce yazalım. Eksi K çarpı lambda çarpı G olacaktır. Birinci ifade bu. Bu bir diferansiyel denklemdir değil mi? Bakın birinci basamak bir diferansiyel denklemdir bu. E, ve burada da ikinci ifadede ne olacaktır yine? F'nin X'e göre ikinci türevi. Eşittir ne yazabiliriz? Eksi lambda çarpı fi yazabiliriz bu eşitliği kullanarak. E bakın bu da ne olacaktır? Bu da ikinci basamak bir diferansiyel denklem olacaktır. E aslında değişkenlerin ayrılması metodunu bir yerde uyguladık. Amacımız neydi? Kısmi türevli bir diferansiyel denklemden e, ne diyeceğiz? Adi iki tane diferansiyel denklem elde etmekti ki bunu da elde ettik. Ama bir şey daha var. O da nedir? Sınır şartlarımıza da bakıyor olacağız. Sınır değerlerimize de bakıyor olacağız. Başlangıç değerine bakacak mıyız? Bakmayacağız şu anda. Onu daha sonra düşüneceğiz. Isı denkleminin çözümünü yaparken düşüneceğiz. Ama yeri bu olduğu için sadece soruda yazdık buraya. Ama bunu daha sonradan hesaba katacağımızı bilelim. Başlangıç aman pardon sınır değerlerine bakalım şimdi. Sınır değerlerimiz de neymiş? u 0 virgül t yani x yerine 0 yazacağım. E, ifade 0 eşit olacakmış. E, e u'yu bu şekilde tanımlamıştık. u yerine 0 e, pardon x yerine 0 yazacak olursak ne, ne demektir başlangıç e, ya da sınır değerlerimiz? E, 0 virgül t eşittir ne olacaktır? E, fi 0 x yerine 0 yazıyorum çünkü çarpı gt olacaktır. Bu da ne eşit olsunmuş? 0 eşit olsunmuş değil mi? Yani sınır değerim bunu sınır şartım bunu söylüyor bir başka diğer bir sınır şartında neyi söylüyor? X yerine T, L yazdığımda fi L e, çarpı G, de sıfıra eşit olacakmış. Bunu söylüyor. E peki bu ikisi sıfıra eşit olacaksa değil mi bu çarpım sıfıra eşit olacaksa gt'nin sıfıra eşit olmasını zaten istemeyiz. gt sıfıra eşit olursa değil mi ne olur e, bu çözümüm u x virgülü t eşitir, sıfır çıkar. Yani e, aşikar çözüm yani bunu istemeyiz biliyoruz ki bu, bu sıfırdan farklı çözümler arıyoruz. E, dolayısıyla GT sıfır eşit olmayacaksa da bu, bu durumda ne olmak zorundadır? Fi sıfır eşittir sıfır olmalıdır e, ve fi L de eşittir sıfır olmalıdır. Bu sınır şartlarının sağlanabilmesi için. İşte şimdi ne yapmış olduk e, sözüm e, kısası. Şunu şöyle ne yapalım? Şöyle bulgularımızı Şöyle kutu içerisine alacak olursak bakın ne yapmış olduk? Bir kısmi türevli diferansiyel denklemini aslında ısı denklemini değil mi? Isı denklemini ne yaptık? Bir tane birinci basamak bir diferansiyel denklem değil mi? Bu nedir? Ee, birinci basamak diferansiyel denklemdir. Denklemdir. Bir de ne haline getirdik? İkinci basamak diferansiyel denklem içeren bir sınır değer problemi değil mi? İkinci basamak diferansiyel denklem içeren bir e, sınır değer problemidir. Bu değil mi? Sınır değer problemlerini de biliyoruz zaten nasıl çözüldüğünü. Sınır değer problemi haline getirdik. Hem bu şu, bir de şunu unutmadan şunu söyleyeyim. Aslında konu bitti. Buraya neden eksi koyduk? E çünkü bakın şu ifadeyi karşıya attığımızda e, bu ne ne hale gelecektir aslında? E, şu ifadenin ikinci türevi değil mi? Fi'nin ikinci türevi artı lambda çarpı fi eşittir. Sıfır formunda bir denklem haline gelecektir. E bunu da bir yerden hatırlıyoruz herhalde değil mi? Sınır değer problemlerini konuşurken bu ifadenin üzerinde özellikle durduk. E Birçok örnek yaptık bu ifade. E çünkü neden? İşte burada karşılaşacağımız için. O yüzden buraya da eksi yazdık ki karşı attığında yine bu ifade elde edilsin. Amacı o. Yani bize kolaylık saldığı yer o. Yoksa çok da önemli. Lambda da yazabiliriz. Belki de bir şey değişmeyecek ama e bu şekilde yazıyoruz. Alışkın olduğumuz forma gelsin. Bize kolaylık sağlasın diye. Evet, e, lambda'ya da o yüzden eksi dedik e, ve dolayısıyla da ne yaptık şimdi? Kısmi türevli diferansiyel denklemi, birinci basamak bir diferansiyel denklem ve ikinci basamak diferansiyel denklemi içeren bir sınır değer problemi halinde ifade etmiş olduk. Ki değişkenlerin ayrılması metodunun da zaten amacı budur diyeceğiz. Evet, e, çözümünü çözümlerine daha sonra bakıyor olacağız. Isı denklemini çözerken bu ifadeler nasıl çözülür? ona ayrıca bakıyor olacağız dediğim gibi. Bu metodun amacı buydu. Bunu da yerine getirmiş olduk. Bu video bu kadar olsun. Bir sonraki videoda yine bu metodun uygulanmasıyla ilgili örnekler yapmaya devam ediyor olacağız.